Sayın Rektörüm, saygıdeğer hocalarım ve sevgili öğrenciler. Milli şairimiz rahmetli Mehmet Akif Ersoy'u anma ve anlama niyetiyle üniversitemiz tarafından düzenlenmiş bulunan Profesör Doktor Erdoğan Erbay hocamızın sunacağı Mehmet Akif Medeniyet ve İnsan başlıklı konferansımıza hoş geldiniz. Ayrıca Erzurum'da bu soğuk mevsimde davetimizi kırmayarak zahmete katlanıp bizleri teşrif eden Sayın hocamıza da hepimiz adına hoş geldiniz diyorum. Saygıdeğer hocamız Erdoğan Erbay 1964 yılında Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Buluhaliye köyünde doğdu. İlkokulu köyünde orta öğrenimini Yahyalı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Mezun olduktan sonra bir süre Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yaptı. 1988 yılında mezun olduğu üniversiteye intisap eden Erbay halen Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Hocamızın ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve yurt içinde yayınlanmış birçok kitabı bulunmaktadır. Hocamız evli ve iki çocuk babasıdır. Erdoğan Erbay, edebiyat alanındaki çalışmalarına devam ederken felsefe ve musiki ile de ilgilenmeyi ihmal etmemiştir. Hocamız hakkında sizlere kısaca bilgi verdikten sonra kendilerini Mehmet Akif, Medeniyet ve İnsan başlıklı konferanslarını sunmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Saat yeter zannediyor değil mi? Üç saat. Peki. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım. Aslında belki bildiğiniz şeyleri tekrar edeceğim. Ama sağ olsun Kemal Hoca söyleyince az önce hani soğukta dedi ama Erzurum her zaman sıcaktır. Bu şeyi tekrar edeyim. Tabii siz burada üşüyorsunuz ama biz üşümüyoruz, evet. Evet, şimdi tabii o söylediğim şey işin esprisi, yani elbette iki saat kimseyi burada tutma niyetinde değilim. Ancak belki ecdadı, dolayısıyla Mehmet Akif'i ya rahmetle anmak için belki daha çok, daha güzel, daha iyi konuşacak insanlar vardı. Ben de öyle bir başlık istediler, Mehmet Akif Medeniyet ve İnsan diye. Belki içinde dolduramayacağım bunun ama en azından samimiyetimle belki hani bir şeyler söylerim de. Ta oradan buraya geldi de bir şey söylemedi demeyesiniz. Dedikodu etmeyesiniz diye bildiğim bir şeyler varsa paylaşmak istiyorum. Tabii bu vesileyle aslında dediğim gibi lütfettiğiniz için, dinleme zahmetinde bulunduğunuz için ben başta hakikaten kalben büyük küçük herkesi muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hakikaten Mehmet Akif adına, Mehmet Akif'in muazzez ruhu adına müteşekkirim. Şimdi
Mehmet Akif Medeniyet ve İnsan. Belki hani size teorik çok fazla bilgi önünüze koyup aslında hani böyle tırnak içinde söylüyorum, entelmiş gibi asla bir tavır takılmayacağım. Çünkü Mehmet Akif gibi hayatı boyunca mütevazi olup bir insanın hayatını anlatırken ya da ondan söz ederken böyle bir şeyin içine girmeyeceğim. O bakımdan belki hani beklentilerinizin altında eğer bir şeyler duyarsanız ya bunlar mıydı dememeniz temennisiyle. Şimdi bendenize göre Akif hani bizden birisiydi. Nasıl bizden birisiydi? Aslında bu kadar kültüre, bu kadar eğitime, bu kadar dile, bu kadar okumuşluğa rağmen sokakta bizimle beraber yaşayan bir insandı Akif. Belki Akif için çok hoşuma giden bir cümle kendi adıma. Akif aslında sorumluluğunun farkında olan bir insandı ve hayatı boyunca belki bu sorumluluğunu yerine getirmek için yaşadı Akif. Hayatta hiçbir iddiası olmayanlar aslında her zaman baki olurlar. Burada hani ilahiyat fakültesinde ve ilahiyatçıların çok olduğu bir yerde aslında belki dikkat etmek lazım ama benim kurtaracak bir tarafım var. Hani Molla Mektebi mezunuyum. Biraz da bu Erzurum'dan gelenler ya da Erzurum'da yaşayanlar bilirler. Mehmet Gürgür Hoca'nın kıraat öğrencisiyim. Hani onu söyleyeyim de en azından belki bir tarafıyla kurtarırım diye düşünüyorum. Hani bir ezanda imamlık imtihanını kazandığımı da söyleyeyim yani. O bakımdan. Yani bu arada hani ilahiyatçıların hani biraz da belki gelecek olan şeyleri karşılamak adına. Evet. Akif, madem hani Akif konusu, Akif'in elbette hani filan yerde doğdu, filan yerde öldü, şu tarihte öldü birine söz etmeyeceğim. Zaten bu tip şeyleri hakikaten sevmiyorum. Ancak Akif bir İslam şairiydi. Akif aslında milli şairdi. Bütün bunlarla beraber aslında Akif bir vatan şairiydi. Belki klasik, belki gelenekselleşmiş kavramlar bunlar. Ama elbette Akif söz konusu olduğunda herhalde bunları kullanmak, bunları söylemek gerekiyor. O bakımdan ben Deniz Akif'in sorumluluğunu bilen ve bu sorumluluğu hayatı boyunca yerine getiren bir insan olarak her zaman düşündüm ve andım. Rahmetle. Şimdi başta dedim ki bizim gibi sıradan yaşayan insandı. Elbette bu bir aşağılık ya da bir sıradanlık da kastetmiyorum şüphesiz. Büyük insanları hep sıradan yaşamışlardır. Aslında büyüklükleri kendilerinden sonra onlara verilen şeyler. Elbette bir basitlikten söz etmiyorum şüphesiz. Ama hem insan hem de var olmanın gösterişsiz esrarı ile yaşadı Akif. O bakımdan Akif'in sıradanlığını bu şekilde anlamak gerekiyor herhalde. Elbette bir de Akif'in hayatına bakarken bir şey de görmek lazım. Aslında Akif yetiştiği çevre itibariyle belki bugün hala hakikaten İstanbul'da yaşayanlar için, İstanbul'un dışından İstanbul'a bakanlar için cezde olan bir mekan, yani Fatih mekanı aslında bulunduğu yer, barındırdığı insanlar, yetiştirdiği insanlar açısından bakıldığı zaman aslında Akif'in nereden geldiği, nereye gideceğini görebilmek açısından da çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü Akif'in hem zihni, hem kalbi, hem tefekkürü varlığının oluşması aslında Fatih semtinin Mehmet Akif'e ihdâ ettiği, hediye ettiği bir dünyadır diye düşünüyorum. O bakımdan Akif'in hem kalbi, hem zihni, hatta mehcurevi ve esatiri varlığının oluşmasında Fatih semtinin büyük bir katkısının var olduğunu herhalde bu vesileyle bir daha söylemek gerekiyor. Aslında Akif'i Akif yapan değerleri hepiniz bir şekilde hepimiz duymuşuzdur, okumuşuzdur vesaire. Ama elbette Akif'i Akif yapan ki burada herhalde bize düşen bir başka şey de o. Madem ki hani varoluşumuzun esrarı varoluşumuzun şuuruna varmaksa Akif'i babasının Akif'e aktardığı camide Akif'e ve kardeşlerine yaptığı hizmeti aslında bir ebeveyn olarak bizden sonra gelenlere yapmış olmamız ya da vermiş olmamız gerekiyor. Akif'i büyük bir ruh kılan, Akif'i ölümsüz kılan, beka kılan bu fani dünyada işte temiz bir babadan, Tahir babadan gelen miras olsa gerek. Akif'in son yayınlanan metinlerinden muhakkak takip eden arkadaşlar vardır. O firaklı namelerde, yani mektupları daha doğrusu, okunduğu zaman aslında Akif'in ne kadar mütevazı, ne kadar insan,
O sanki kavgayı ve mücadeleyi vermemiş bir insan gibi ama aynı zamanda bir aile babası. Bütün mektuplarında sorduğu memleket, çocukları, torunu ve damadı olduğunu görecekler. Şimdi Akif'in bizim için çok önemli olan tarafı, belki Tanzimat'tan bu tarafa, yani mesleğim gereği, belki burada İhsan Hoca da kusura bakmasın, yani diğerlerine hani eskiciler, onlar belki karışmazlar diye. Ama bu Tanzimat'tan bu tarafa devam eden, ki bunu söylemem gerekiyor, bu bir hak benim için. Hani Müslüman bir toplumda Tanzimat'tan bu tarafa İslam'ın oluşturduğu bir kültür havzasını ısrarla yok saymaya, inkar etmeye gayret eden bir entelektüel dünyanın ya da entelektüel bir grubun var olduğunu düşünürsek aslında Mehmet Akif'in varlığının bizim için çok önemli tarafı elbette bu. Yani Mehmet Akif bir vatan şairiydi. Mehmet Akif bir İslam şairiydi. Belki Tanzimat'tan bu tarafa inkar edilen, yok sayılan, reddedilen bir kültürün aslında nasıl ayağa kalktığını, kalkacağını ortaya koyan, sergileyen bir karakterdi benim için Mehmet Akif. Hani meşhur Ziya Paşa'nın söylediği İslam'ymış devlete pabendi terakki evveli o hiçbir rivayet yeni çıktı der ya Ziya Paşa, işte belki Mehmet Akif'in yaptığı şey Ziya Paşa'nın şikayet ettiği aslında kimliğini ve kişiliğini oluşturan tarafıydı. Mehmet Akif'in elbette hayatı bir örnekti. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü yaşarken varlık iddiasında bulunanlar öldükten sonra unutulacaklar. Ancak yaşarken kendini yok sayanlar elbette Mehmet Akif gibi bu milletin vicdanında ve dünyasında yaşayacak. Bunun için belki çok büyük şeyler yapmak gerekmiyor. Ancak Mehmet Akif'in yaptığı gibi sadece insan, sadece mütevazı, varlığının şuurunda ve farkında olan bir insandı Mehmet Akif. Belki Mehmet Akif'i anlamak, algılamak adına söylenebilecek en güzel şeylerden bir tanesi bu. İnsan bir kulsa eğer, Mehmet Akif'i mesela camide rastlarsınız, sokakta rastlarsınız, kahvede rastlarsınız. Sadece Anadolu coğrafyası değil, Osmanlı'nın hükmettiği coğrafya değil, Avrupa'da rastlarsınız, Mekke'de, Medine'de rastlarsınız. Mehmet Akif'e her yerde rastlamanız mümkün. Çünkü Mehmet Akif'in davası aslında bireysel, şahsi bir çıkar, bir menfaat davası değildi. Mehmet Akif'in davası aslında bugün belki çok konjonktüre de uygun. Bugün mesela düşünün, bütün dünyada zulme uğrayan, kanı dökülen, yok edilen Müslümanlar olduğuna göre Mehmet Akif'i her yerde görmeniz mümkün. Çünkü Mehmet Akif bir kul olarak ya da bir halife olarak aslında bütün Müslümanların, hatta daha geniş bakarsak bütün insanların aslında saadetini isteyen insanlardandı. O bakımdan varlık iddiasında bulunmak yerine aslında emredileni yapan insanlardan bir tanesiydi. Ben Mehmet Akif işte onun için hani sıradan yaşayan bir insanın hayatımızın içinde her anında varlığından söz ederken aslında vurgulamak istediğim taraf elbette buydu. Yani Akif aslında bizimle beraber her halükarda, her durumda ya da her yerde var Akif. Şimdi elbette hani teknik olarak Akif'in çok konuştuğunuz, bildiğiniz bir şey olduğu için hani bu şiirine vesaireye girmeyeceğim. Yani öyle bir niyetim yok. İşte Aruz'u çok iyi kullandı. Manzum hikayeler yazdı. Ama bu arada kusura bakmasanız teknik olarak sadece bir şey. Mesela biz edebiyat tarihlerinde özellikle Akif'i Fikret'le karşılaştırırlar. Ve derler ki bak Fikret çok güzel şiir yazdı. Akif manzum hikaye yazdı. Çoğumuzun bildiği, belki hepimizin bildiği bir hadise var. Bunu da kabul etmek lazım. Der ki Akif, ben kendimi milletimin huzurunda bulduktan sonra şiir yazmadım. Bunu söyledikten sonra bir insanın şiir yazmadığını, şiirden anlamadığını, şiiri hoş görmediğini söylemek doğru olmaz. Elbette Akif'in Gölgeler kitabını okuyanlar, herkes şunu teslim eder ki, Akif aslında Mabud'un verdiği şekilde müthiş bir şairlik kabiliyetiyle dünyaya gelmiş bir insan. Ancak sanat mı, yoksa içinden geldiği toplumun varlık alanı mı, işte Akif ikincisini tercih ettiği için manzum hikaye yazdı Akif. Ama manzum hikaye yazarken elbette şiir dışına çıkmış değildir. Bu Akif için bir kusur değil. Ama işte biz edebiyat tarihçileri Akif ve Fikret'i karşılaştırırken Fikret'i bir adım öne, Akif'i onun arkasına koyarız. Nedeni de sanat sanat biçilmiş. Ha şimdi diyeceksin ki böyle bir şeyin ne lüzumu var? Bilmiyorum. Toplum ya da hayat şarttan neler gerektiriyorsa onu da dikkate almak lazım diye düşünüyorum. Yani düşünün ki Aşiyan'da oturup sarmış yine afakını yazmak kolaydı ama kolay olmayan şey memleketi, Anadolu coğrafyasını ya da Osmanlı coğrafyasını adım adım dolaşmaktı kanaatimce.
Burada elbette Fikret'i küçümsemek adına söylemedim ama Akif'in bir hakkını teslim etmek için bunun da görülmesi gerekiyor. Şüphesiz. O bakımdan Akif davası için, hatta şöyle herhalde söylersek yanlış olmaz. Mesela Akif'in safahatı okunduğu zaman aslında manzum bir roman dese herhalde yanlış olmaz. Akif manzum bir roman yazar. Şimdi bu manzum romanı okuduğunuz zaman aklınıza gelebilecek her türlü insani, ahlaki, milli neler ararsanız hepsini görmeniz ve bulmanız mümkün. Ve bir de Akif'in, yine hatırlarsınız bir şey öyle der. Hani Akif'in melali, Akif'in hüznü sadece bir insanın kaldırabileceği bir hüzün değil. Akif'in hüznü aslında bütün bir milletin, hatta daha geniş söylersek eğer, bütün bir ümmetin hüznüydi. Hani onun için der ya şiirinde, benim hüznüm bir kişinin kaldıracağı hüzün değil. Hani öyle diyor melalim, bir kişinin tahammül edeceği bir hüzün değil. O bakımdan Akif'in hüznü, Akif'in melali elbette ümmetin melaliydi. Onun için çok ağırdı fakat bunu bir insan olarak başarabildi diye düşünüyorum. Şimdi Akif kısmını hani dediğim gibi hayatını, eserlerini sayarak teknik olarak sizi bir takım şeylerin içine boğmak niyetinde değilim. Onu başta söyledim. Ama şiir bir ideal için, bir dava için kullanılabilir mi sorusuna Akif gibi elbette bir cevap verilebilir. Akif elbette şiirini davasına hizmet ettirmiş bir adamdır. Onun için Akif sanatında ve edebiyatında şiirin kalitesine, veznine ya da ince gücüne özellikle rağbet etmiş insanlardan olmadı hiçbir zaman. Şimdi şeyin ikinci kısmı Akif'ten kısaca söz ettikten sonra belki şöyle toparlamak gerekirse hani söylemedim ama hani diyeceksin ne toparlayacak şimdi bu. Evet, belki şunu söylemek lazım. Yani çok konuşmak yerine hani biz çok konuşuruz. Yani öyle derler. Ne yapalım? Çenemizle kazanıyoruz bir takım şeyleri. Belki çok konuşmamak lazım ama buna mecburuz herhalde. Belki çok konuşmadan yapmak lazım. Belki Akif'in yaptığı şey herhalde bu. Konuşmadan bir kul olarak yapılması gerekeni icra etti Akif. Herhalde Akif bunun için büyük. O bakımdan Akif'i bu anlamda herkesin hürmet etmesi gereken bir ruh. Bir de Akif iyi bir insan. Madem ki hani bütün hayatımız boyunca yapmamız gereken şey bu. Akif güzel bir insandı. Güzeli ikame etmek için uğraştı. Güzeli öğrendi ve güzeli yaptı Akif. Belki yaşadığı dönemde Akif hani bunların konuşulacağını ya da Akif'e bunların verileceğini biliyor muydu? Hatta o Firat'ın namelerde öyle der. Şefik Kolaylı'ya yazdığı bir mektupta öyle diyor. Arkamda diyor biliyorsun Cumhuriyet ilan edildikten sonra zaman zaman sorulur. Hani Akif kaçtı mı gitti mi Mısır'a? Mektubunda öyle diyor. Diyor ki sanki diyor vatan haini arkamda diyor hafiyelerin dolaşması bana çok ağır geliyor der Akif. Muhtemeldir ki hani Cumhuriyet kuranlar tarafından gönderildi demiyorum ama Akif'e el altından söylediği kanaatini taşıyorum. Bu tamamen bendenize ait bir şey. Bildiğim ya da okuduğum herhangi bir metin yok ama o mektuptan yola çıkarak böyle bir çıkarsamada hani felsefeciler dediği gibi böyle bir çıkarsamada bulunuyor. Yani Akif el altından oradan gitsin denildiği kanaatini taşıyorum sadece. Şimdi o bakımdan Akif hakikaten bir kul olarak yapması gerekeni yaptı diye düşünüyorum. Şimdi madem hani Akif arka planda insan dedik, insanlık var olur aslında belki hepimizin uğraştığı, yani burada büyük herhalde hepimizin uğraştığı o, insan kalitesini, insanı yetiştirmek. Bendeniz hani Akif'in insan profilini, insan düşüncesini ortaya koyarken, koymak isterken başvurduğum yine belki hepinizin değilse de birçoğunuzun bildiği insan diye bir şiiri var Akif'in. Elbette dediğim gibi şiiri mısra mısra ya da beyit beyitin tahlil edecek durumda değilim. Fakat bir takım şeylere de dikkatinize çekmek istiyorum ya da hatırlatmak istiyorum sadece. Örnek almak bakımından. Mehmet Akif'in dünyasında insan nasıl algılanır? Mehmet Akif için insan nedir? İnsan ne anlama gelir? Elbette şimdi burada Kemal Hoca diyecek ya bizde var zaten onu bizim şey garip söyledi. Nedir o? Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen. Merdüm-i dile-i ekvan olan alemsin sen. Hani ara sıra laf atıyor ki belki biraz hani renklenir, şekillenir diye. O bakımda şeyi de sevmiyorum hani böyle sanki insanlar mahkummuş gibi. O bakımdan belki Akif'in de işin bu tarafına nasıl vurgu yaptığını sizinle paylaşmak istiyorum.
Sıkıldığınız zaman bırakabilirim. Yani onu da peşinden söyleyeyim. Yani hiç öyle derdim yok. Cümlenin yarısında bile olsa bırakırım. Haberiniz olsun. İnsan nasıl kavranır? İlahi ve beşer bütün din ve öğretinin yegane gayesi insan denen varlığın varlık şuuruna ermesi. Aynı zamanda görüp algıladığı alem üstünde ve ötesindeki bir alemle ilişkisini koparmamasını sağlamaktır. Ben Mehmet Akif'in aslında insanı algılarken hem maddi hem manevi, hem fiziki hem metafiziki arka planını aslında nasıl okuduğunu, insanın sadece fiziki aleme ait olsa ne kadar sıradanlaştığını, metafizik bağlantılarıyla nasıl zenginleştiğini görebilmek bakımından aslında Akif'in hayatının gerçekten örnek olarak tekrar tekrar okunması ve irdelenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Akif'i var kılan, Akif'i temellendiren, Akif'in varlığını büyüten şey ne kadar fukara görünürse görünsün, elinde ne varsa hepsini kime verirse versin aslında Akif'in, bütün bunlara baktığın zaman aslında Akif'in insanı özellikle metafizik kavramıyla nasıl algıladığını görmek, Akif'in insanı nasıl algıladığını görmekle paralel diye düşünüyorum. O bakımdan insan hem bu dünyayı hem de ahireti imar etmeli. Akif'in insan kavramından ya da insana yüklediği en temel şey. Hani şu yok Akif'te ki en çok karşı çıktığı, mesela Sefahat'ın şiirlerini okuduğunuz zaman karşınıza çıkacak şiir olan o. Çünkü bize öğrettikleri diyenler de oydu. Hani bir tesbih bir takke. Elbette itirazım yok şüphesiz. Yani tesbihe de takkeye de itirazım yok. Mesela ben hiçbir zaman olmadım Tanpınar'ın dediği gibi. Hani içim muradına ermiş, abasız postsuz bir derviş elbette. Hani bunu da denedim mesela yapamadım, olmadı yani. Olmuyor. Elbette Akif de bunu yapanlardan değildi. Şüphesiz ne tasavvufa, ne tarikate, ne bu anlayışı itirazım olduğu için değil asla. Ancak bir tesbih bir takke. Ne olacak? Zaten hayat 3 gündür. İşte dün gitti gelmez. Hani Gazali'nin dediği gibi. Yarın belli değil, günse bugündür. Akif asla bunu yapmadı. İşte o bakımdan Akif'in insanı hem fiziki hem de metafiziki ayağı dengede olan, ki belki Akif'in en çok vurguladığı şey bu, hayatı da ahireti de hayatta yaşarken imar eden, inşa eden bir insan profili önümüze koyar. Çünkü insan dediğimiz varlık maddi alemin düzenleyicisi olduğu gibi ruhuyla ötelerin sonsuzluğunda, sonsuz idraki içinde ezel ve ebed sarkacının kavrayış peşindedir. Belki Akif'in insanını kavrarken ezel ve ebedi, madem ki bir yaradan var, madem ki kendisi için söz hakkı verdi dünyada, o zaman Akif'in insanını bir yere konumlandırırken ya da temellendirirken varlığının anlamını ona yüklerken aslında her iki dünyanın arasında bir yerde yer aldığını, oraya konumlandırdığını herhalde söylemek lazım. Çünkü insan dengede ise, hayat ve ahiret dengede, insan fesada uğramışsa, eğer bir ifsat varsa ortamda ya da toplumda elbette insanın fesadından kaynaklanır bu. O bakımdan kaosu, fesadı ortadan kaldıracak olan insanın, Akif'in söylediği şey o, dengeyi tutturacak olan, dengeyi koruyacak olan, dengede tutacak olan insanın varlığıyla ilişkili. O bakımdan Akif'in hayatına bakıldığında insan dediğimiz kavramın bu iki dünya arasında bir yere konumlandığını, çünkü biraz belki Arapça, yine ilahiyatçı hocalar kusura bakmasınlar, hani onu biraz böyle şey yapıyorum ama belki bilmiyorum, dinin dışına da çıkıyor mu onu da bilmiyorum ama hani vardır ya, hayrul umuru orta soha diyorum, bazıları gülüyor, bazıları kızıyor bana ama hani diyor ya, hayrul umuru evsato, aslında Akif'in hayatında var olan şey, hayırlı olan ortada olandır, dengede olandır Akif'in insanında gördüğümüz şey. Bir de efendim, Akif'in insanı değerler bütünü içerir. Hani madem böyle bir şeyden söz ediyoruz, bir değerler bütünüdür insan. Her zaman ve zeminde insani erdemlerin takipçisidir. Mehmet Akif'in aslında insan şiirinde aldığı, işlediği temel özelliklerden bir tanesi bu. Eğer Mehmet Akif diyorsak, erdemlerle yaşayan, erdemlerin peşinde koşan bir insan, o bakımdan Mehmet Akif'in insanı aynı zamanda erdemlerin oluşmasını, gelişmesini sağlayan insan. Mesela Akif'in çok önemli bulduğu, yani insana yüklediği çok önemli bir şey, belki bizim toplum olarak insan olup yeniden kavramamız gereken bir taraf diye düşünüyorum. Mesela gerçi burada hani İsmet Özel'den istihare ile müsaade ederseniz, hani diyor ya İsmet Özel, eskiler iz sürerlerdi, biz takip ediyoruz diyor ya hani İsmet Özel, belki Akif'in çok güzel yaptığı bir şey. O da şu, aslında ecdadın izine takip eder Akif. Ama biz
onu yıkarak ya da yok sayarak ya da inkar ederek gideriz. Elbette yine İsmet Özel'in çok hoşuma giden bir kavramı var. Diyor ki ben Kadir Şinasi taatsizim. Hani benden sonra, benden öncekilerden aldığı miras var. Bir de onlara ilave etmem gereken şeyler var. Tabii bunu Mehmet Akif'e uyarladığında aslında önüme çıkan şey şu. Elbette benden öncekilerden aldıklarım vardır ama ona ilave etmem gerekenler vardır. Şimdi o bakımdan Akif bir mirasın temsilcisidir. Kendinden öncekilerden elbette temellük etmiştir. Onlardan mülk olarak almıştır ama bir de ilave ettikleri vardır. O bakımdan Akif'in insanı erdemler topluluğunu meydana getiren insandır. Çünkü Akif hayatı boyunca doğru bildiği, yani hepimizin bildiği şey o, Akif'in doğru bildiği şeyden asla taviz vermediğini ve bundan vazgeçmediğini hepimiz bir daha hatırlamamız gerekiyor. Şimdi Akif'in dedik ki hani evet hayatı zaten erdemler bütünü Akif'in. Yani nedir o? Mesela Akif'i mahalle kahvesinde bulursunuz. Akif'i bir kahvede bulursunuz. Akif'i bir evde bulursunuz. Akif'i mesela Fatih Camii'nde bulursunuz. Akif'i Süleymaniye Köşkü'sünden konuşurken bulursunuz. Akif'i Orta Asya'da bulursunuz. Akif'i mesela Mekke Medine'de bulursunuz. Akif'i Almanya'da bulursunuz. Şimdi düşünün bir insan bu hayat içerisinde bütün bunları nasıl yapar? Bir ideal, bir davanın ötesinde hiçbir şey, hiçbir düşünce bir insanı bu kadar yere götürmez ve getirmez. Akif'te insan hayvani yönlerinden özellikle uzak tutulur. Ki belki bir de hatırlatmak istediğim şey o. Akif aslında hani insanın kötülüklerinden söz etmez. Toplumun kötülüklerinden de söz etmez. Bu elbette insanı olduğu gibi kabul etmekten kaynaklanan bir şey. Yani madem biz insan olduk zaaflarımızla varız, o halde insanların kötülüğünü, eksini söyleyerek değil, belki onları düzelterek, belki Akif'in yeniden inşa ve ibda etmek istediği toplum, yani insan, gerçekten erdemleriyle var olan insan. O bakımdan Safahat okunduğunda bir daha Akif'in toplumun olmazlarından çok, mesela ecdadın yaptığı güzelliklerinden söz ettiğine tekrar şahit oluruz. O halde insanı var kılarken, hani mesela yaptığımız eğitim, öğretim işi gereği, mesela bir insanın, bir öğrencinin yaptığı bir hatadan dolayı yok saymak yerine aslında onun güzel taraflarından yolu çıkıldığında Akif'in o erdemi inşa eden tarafına bir daha dönmüş oluruz diye düşünüyorum. Yani bir insanı insan olmak bakımından zaafı yüzünden hatta hadi biraz şinasice söyleyeyim hani şinasi diyordu ya münacatta ne dedim terbeler olsun bu da fiili şerdir. Evet yaparız. Fiili şerde işleriz elbette. Tabi bu işleyin diye önünü açmak için söylemiyorum elbette ama bunu yaparken aslında insan olmamızın bir tarafını ortaya koymak. Akif'in aslında hayatı boyunca yapmadığı bir şeye bakarsanız elbette Akif asla ve kata toplumun olmazlarından insanın ya da bireyin olmazlarından söz ederek yola çıkmaz. Çünkü gösterdiğiniz örnek aslında insanı şekillendirmek içindir. Kötüyse elbette kötü, iyiyse iyi. Akif'in kanaatimce acizane yaptığı şey elbette bu. Bir de Akif'te insan hep yücedir, her zaman yukarıdadır. Öyle diyor Akif. Hiçbir hayvani, affedersiniz, yönünden söz etmez insanı. Mehmet Akif. Elbette bu zaten bildiğimiz bir şey. Bunu tekrar tekrar hatırlatmanın manası yok. Çünkü insan elbette varlığıyla zaten yüce. Hani bir de şöyle herhalde bir şey var. Hani derler ya, zaten yaratılmış olmak bir imtiyazsa eğer, insan zaten imtiyazlı olarak yaratılmıştır. O halde muhatap kılınmış olmak zaten seçilmişlik demektir. O bakımdan insanın varoluşu güzellik ve iyilik üzerine kurulduğuna göre hep kötülüğünden söz ederseniz elbette bir gün hani derler ya ecdadımız bir insana 40 gün deli derseniz bir gün önünüze karşınıza bir çatlak olarak çıkabilir nitekim. Şimdi o bakımdan Akif'in insan bir daha tekrar etmem gerekirse yükselmek ve gelenin çerçeveli ifadesiyle Kemal İmparator'u kurmak için bir ortam hazırlamak gerekiyor. Bir de herhalde Akif'in söylediği bir şeyi bir daha hatırlamak lazım. Hani biz büyükler hep küçüklerden bekleriz ya. Belki burada büyükler bana kızmasınlar lütfen ama ben her zaman bir şey söylüyorum kendi adıma. Önce büyükler yapmalı, sonra küçüklerden beklemeli. Ama büyükler yapmadan küçüklerden beklemek hoş bir şey gibi gelmiyor bana. Şimdi nedeni şu, yıllar önce apartmandan çıkarken, hani biraz espri olsun diye söylüyorum, yani köylülüğümü de hatırlatayım diye. Apartmandan çıkarken 3 yaşında bir hanımefendi dışarıdan geliyor, merdivenden böyle sürünerek çıkıyor.
kapıyı açtım ve arkasında durdum. Hanımefendi buyurun lütfen dedim. Şimdi o hanımefendi kocadı, kocaman büyük bir insan oldu. Hala kapıyı açar efendim buyurun diyor. Demek ki diyor ki önce yapmak lazım. Ondan sonra eğer bir şey bekleyeceksek ondan sonra gençlerden beklemek lazım. Sonra hocalarım bana kızmasınlar. Elbette bunun içinde hem ironi bir espri var. Asla aksi bir şey ifade etmek istemiyorum. Bir başka şey, Akif'in elbette madem hani bir entelektüelden söz ediyor ki ben Akif için bu kelimeyi elbette kelimelere karşı değilim ama Akif için mesela bir entel kelimesini kullanmak yerine daha çok bir münevver kullanmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz entelektüel eklektik bir adam, felsefeciler kusuruma bakmasın. Ha bu arada yani belki hoş bir şey değil ama ben 15-20 tane öyle bir felsefeci arkadaşı bulaştım. Ali Utku'ya burada güzellikle ya dedim. Yıllardır felsefeyle 15-20 tane herhalde olmuştur. Felsefeden geçiniyorum yani onun için ara sıra oraya kayıyor dilim. O sofradan geçiniyorum. Yani onun için felsefecileri seviyorum. Demin özgeçmişi okurken onu ben ilave ettim. Hani en azından merakım var. Felsefecileri severim. Yani o yüzden şimdi felsefeciler kusuruma bakmasınlar. Ama Mehmet Akif için herhalde kullanmak istediğim şey o. Münevver kelimesi Mehmet Akif. Yani hakikaten kendi geleneğine temellük eden ama gelişmeye de asla kapalı olmayan. Yani ben öyle algılıyorum Mehmet Akif'i. Mehmet Akif'i örneklendirirken aslında biz hep hani sefahat, sadece Çanakkale şiiri, elbette İstiklal Marşı, asla bunları küçümsediğim için değil. Ama bizim Tanzimat'tan bu tarafa yaptığımız çok temel bir yanlış var kanaatimce. Mesela sanat ve edebiyatı takip ederken biz asla onun arka plandaki düşünceyi, felsefeyi, toplumsal varlığı gözetmeden sadece şiiri, sadece romanı, sadece tiyatroyu öğrencilerimizin önüne koyduk. Ama öyle inanıyorum ki mesela bir Namık Kemal'i, bir Tevfik Fikret'i, bir Mehmet Akif'i var kılan aslında hem Batı felsefesi hem de Doğu hikmetiydi. Ama biz sadece şiiri, sadece romanı, sadece tiyatroyu öğrencinin önüne koyduk. Ancak onun arkasını kuran, onun arka planı besleyen edebiyat felsefeden, düşünceden, fikirden söz etmedi. Ben Akif'in aslında hani münevver kelimesini kullanalım derken aslında Akif'in biraz da bu hani şairliğinin safahatın dışında kalan, mesela bütün ümmeti ilgilendiren, bütün insanları ilgilendiren fikir tarafına, düşünce tarafına vurgu yapmak istiyorum. Çünkü aslında Akif'i şairliğinin mücadeleciliğinin yanında var kılan en önemli taraflarından bir tanesi de Akif'in düşünce, tefekkür tarafıydı. Çünkü Akif yaptığı bütün işleri o düşüncenin peşinde yola çıkarak ya da yürüyerek yaptı. Çünkü Akif yaşadığı asrın sorumluluğunu taşıyan insanlardandı. Mesela Akif milli mücadele süreci içerisinde yaptığı şeylerin neticesinde aslında Mısır'a hiç gitmeden çok rahatlıkla şunu yapabilirdi. Elbette devrin şartları gereği mesela bir marif nezaretini alabilirdi ya da bir kültür nezaretini alabilirdi ya da ne bileyim meclisi çok rahatlıkla yürüyebilirdi. Ancak Akif asla ve kat'a bunu yapmadı. Çünkü düşünen insanların aslında bu tip şeyleri yapması elbette Akif'in tasvip edebileceği şeyler değildi. Mısır'daki hayatına baktığın zaman mesela Akif'in hakikaten fukaralıkla süren bir hayat. Ama asla ve kat'a şikayet etmeni görürsünüz. Şimdi Akif'in düşünce taraf edelim. Kendi sorumluluğunun her münevver yaşadığı asrın sorumluluğunu taşımak mecburiyetinde. Belki Akif'in hayatı boyunca en güzel yaptığı şeylerden bir tanesi buydu. Bir de Hazreti Ali Efendimiz'in fehvasına uyarak Nehcül Belaga'da söylediği ki Akif'i konumlandırırken aslında bunu da görmek lazım. Ne o? Hani diyor ya Hazreti Ali Efendimiz çocuklarınızı yaşadığınız asrın değil onları asra göre yetiştirin. Çünkü onlar sizin yaşadığın asrı değil, kendi asırlarını idrak edeceklerdir. İşte belki Akif'in kendisinden sonrakilere gösterdiği yol ya da rehberlik elbette bundan ibaretti. Düşüncenin çilesini çekerken Akif, tefekkürün çilesini yaşarken aslında belki kendisinden sonra gelenlerin rahatı, istirahatı içindi. Elbette bu vesileyle hani böyle ırkçı bir söylem olarak lütfen algılamayın ama eğer bugün hakikaten böyle huzur içerisinde yaşıyorsak ki hiç kimseyi kastederek söylemiyorum. Kendi adıma söylüyorum. Bir birey olarak söylüyorum. Hakikaten ecdadıma her zaman teşekkürüm. Zaman zaman da biraz deliliğime vururlar, yıkarlar bunu ama zaman zaman da kalkarak
Mehmet Akif'in ya da ecdadın aziz ruhu önünde eğilirim. Hatta sonra diyorum ki siz görmediniz ama diyorum ben görüyorum falan filan diyorum. Elbette tabii bunu da kerametime hamlediyorlar muhtemelen. Ki benden keramet ehli olursa düşünün dünyada herhalde keramet ehli olmayan kimse kalmaz. Şimdi o bakımdan ben hani Akif'in kerametine inanıyorum. Elbette kerameti derken illa uçması kaçması falan filanını kastetmiyorum. Ama şüphesiz Akif mesela Fransızcasıyla, Arapçasıyla, Farsçasıyla, İngilizcesiyle düşünün ne kadar kendini hani bugün öyle diyor ya donatmış bir insan. O bakımdan belki gençlerimize yani bize Akif'in örnek gösterilecek düşünce tarafını vurgularken işin bu tarafını da ortaya koymak gerekiyor. Düşünün ki ortaokulda hocasıyla mektuplaşacak kadar Arabi ve Farisi bilen bir insan düşünün. Ya da mesela bugün bizim tercümelerinden okuduğumuz Fransızca romanları ya da İngilizce romanları orijinal metinlerinden Flaubert'i, Hugo'yu, Balzac'ı okuduğunu Mehmet Akif'in düşünün. Ama biz elbette Mehmet Akif'in hani sadece vatan şairi, sadece İstiklal Marşı şairi, sadece Çanakkale şairi olarak algıladık ve öyle aktardık. Ama bir de Akif'in elbette işin bu tarafına vurgu yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Akif eğer bir örneklik teşkil edecekse bizim için aynı zamanda şairliğinin ya da iyi vatandaşlığının yanında, dürüst insanların yanında bir de işin bu tarafına vurgu yapmak lazım diye düşünüyorum. Bir de Akif bu kelimeyi Orhan Okay hocamdan istiare ile tırnak içinde söylüyorum. Hiçbir şair diyor, dünyada hiçbir şair Mehmet Akif kadar cemiyet mistiği olmamıştır der. Yani kendi varlığını elbette cemiyet için, toplum için veren ender insanlardan bir tanesi Mehmet Akif. Belki Mehmet Akif'i Akif kılan ve bugün hala var kılan şey elbette işin bu tarafı. Yaşadığı asıl bunalım ve kaosların şekillendiğini, maddeci ve ruhçu insan tip ve karakterlerini, sosyal ve gündelik hayatın içindeki canlılıklarını realist bir tavırla, belki Mehmet Akif'in safahatını okurken görebileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi de şüphesiz bu. Çünkü Akif'in, mesela düşünün ki bir Neyzen Tevfik, hani bunu söylediğim zaman belki insanların dudaklarında bir tebessüm belirir. Neyzen Tevfik nerede, Mehmet Akif nerede? Bu arada biraz belki havayı dağıtmak adına hani muhakkak duyanlarınız vardır. Mehmet Akif biliyorsunuz Neyzen Tevfik için de bir şiir ithaf ediyor. Bir gün diyor ki Neyzen'e diyor ki bundan sonra diyor içmeyeceksin, meyhaneye gitmeyeceksin diye biliyorsunuz. Neyzen Tevfik'e yemin ettirir Mehmet Akif. Tabi alışmışlar ya Neyzen Tevfik'e gidiyorlar. Dostları arkadaşlar diyor ki hadi gidelim yani nereye meyhaneye. Valla diyor ki ben Akif'e söz verdim, bana yemin ettirdi. Ben gelemem diyor yani şey meyhaneye. Arkadaşları diyor ki Neyzen Tevfik'e diyorlar onun kolayı var. Bir sal yapıyorlar arkadaşları. Neyzen Tevfik'i salın ortasına oturturlar ve meyhaneyi götürüp ortasına koyarlar. Ne oldu diyor şimdi? Diyorlar ki sen gelmedi bak biz seni getirdik derler Neyzen Tevfik'e. Belki Mehmet Akif'in hayatında yani düşünün toplum muhayyidesinde, zihninde çok farklı konumlandırılmış olan insanlar bile bir şekilde Mehmet Akif'in dünyasında var. O bakımdan Mehmet Akif için iyi olan da gerçekten realist olarak bizim için var yazdıklarında. Kötü dediğiniz ya da ne bileyim toplumun hoş karşılamadığı insanların da böyle bir tarafıyla realist olarak eserlerine girdiğini göreceksiniz. Şimdi Mehmet Akif'in tefekkürünü konuşurken bir şeye daha vurgu yapmam gerekiyor. Mesela bizim aslında hani bir Müslüman millet olarak yeniden dönmemiz gereken bir şey var. Bize ait olan, geleneğimizden gelen eserlerin büyük oranda hani Kaşgarlı Mahmut diye bir şey kuracağız dedi az önce hocam da. Yani çok hoşuma gitti. Bir gün derste çocuklara Doğu Batı Divanı'ndan söz ederken götürelim. Dedim ki çocuklar içinizde Yunus Divanı okuyan var mı? Dedim hayır. Kaşgar, Kutat Gubili'yi gören var mı? Hayır. Divan-ı Lügat-ı Türk'ü gören var mı? Hayır. Ahmet Yesevi'yi gören var mı? Hayır. Şimdi anladım ki bize ait olan aslında metinlerin ve eserlerin sadece edebiyat tarihçiliği açısından öğrencilerimizin önüne koyduğumuz kanaatini taşıyorum. Mesela biz Flaubert'in Madame Bovary'sini anlatırız, tahlil ederiz de mesela Yunus Emre'nin divanını, Ahmet Yesevi'nin divanını ya da Divan Lügat-ı Türk'ü götürüp mesela bakın bu budur ya da bak bunun içinde böyle bir şey vardır demeyiz. Şimdi bu sözü şuraya getireceğim aslında. Mesela Mehmet Akif'in kaynağından bir tanesi Batı ise
Yani Batı romanı, Batı düşüncesi, Batı felsefesi ise gerçekten asıl onu besleyen kaynaklardan bir tanesi de İslam tarihi ve İslam felsefesidir. İşte belki Mehmet Akif'i okurken, Safahat'ı okurken, şiirlerini okurken bizim yeniden aslında dönmemiz gereken düşünce tarafı, bize ait olan o hikmet tarafının, hani bu İslam felsefesi tarafı olduğu kanaatini taşıyorum. Çünkü Mehmet Akif'in bütün şiirlerinin bir ayetin ya da bir hadisin yorumu olduğunu, şerhi olduğunu, muhakkak oradan yola çıktığını görürsek eğer, yeniden mesela bir tefsiri, hadisi ya da İslam tarihini yeniden, hani çağdaş elbette bir yorumla demiyorum çünkü o bana düşmez, ama o kaynağa yeniden dönersek eğer Akif gibi zenginleşebileceğimizi düşünüyorum. Onun için mesela Akif'in mahalle kahvesinden Fatih Kürsüsü'ne, mesela Köse İmam'dan Said Halim Paşa'ya, mesela Mithat Cemal'den Koca Kale Bilal Ömer hikayesine gidebilmemiz elbette mümkün. Şimdi Akif'in hani insana dedim madem Akif bir insandan söz eder bize, aslında bizim varlığımızın temelini teşkil eden şey o. İnsan başlıklı şiirinden bazı küçük şeyleri paylaşmak istiyorum sadece. Ve yine Hazreti Ali'nin bir mısrağını, bir beytini alarak başlar Mehmet Akif de şiirine. Ey insan, sen kendini küçük bir cisim olduğunu sanırsın. Ama bütün şey ses mi peki? Ey insan, sen kendini küçük bir cisim olduğunu sanırsın. Ama bütün alem senin içinde sığdırılıp gizlenmiştir. Belki Şeyh Galib'in, hani eski edebiyatçıların çok iyi bildiği bir beyit, yani bunun şeyine girmeyeceğim, dediğim gibi hadsizlik yapmak istemiyorum asla, ama madem ki biz varlığın, bütün yaratılmışların özünün göz bebeğiyiz, o zaman insanın kendisine böyle bakması lazım. Haberdar olmamışsın kendi zatından da hala sen, muhakkak bir vücudum dersin ey insan, fakat bilsen, senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir, avalim sende pinhandır, canlar sende matvidir. Zeminlerden semalardan taşarken feyz Rabbani, olur kalbin tecelli zarı nura nuru yezdani. Şimdi dediğim gibi burada kadar ilahiyatçı hocamın yanında elbette böyle bir şeye girmeyeceğim. Ama insanın varlığının ya da anlamının bir daha yeniden düşünülmesi gerekir herhalde Akif'in bakış açısıyla. Ki insanı aydınlatacak olan Mehmet Akif'in bu şiirde özellikle vurgu yaptığı bir şey var. Ben de aslında şiirin bütün metni içerisinde çıkardığım bir şey var. Paylaşmak istedim elbette o. Bizim Tanzimat'tan bu tarafa kaybettiğimiz bir şey vardı. Mehmet Akif buraya vurgu yaparak size terakkiden ya da akıldan söz etmek istiyorum birazcık. Hani bize öyle derler, sen küçüksün, sen karışma derler ya hani hep. Belki Akif'in insana vurgu yaparken vurguladığı şeylerden, önemli noktalardan bir tanesi bu. Nasıl ki ecdat Hicri 13. asra kadar medeniyete bu kadar iyilik yapmışsa elbette sonra gelenler, yani bizler de yapabiliriz. Hani Ziya Paşa diyordu ya terkibi bende, İslam imiş devlete pabendi terakki, evveli o diş bu rivayet yeni çıktı. Tanzimat'ta kadar yoktu. Nasıl olduysa Tanzimat'ta bilmiyorum. Birdenbire böyle bir düşünce ortaya çıktı. İslam gelişmeye karşıdır. Nokta. Şimdi Akif aslında insan şiirinde ısrarla anlattığı şey, anlatmak istediği şey kanaatimce o. Tembelliği, ki bütün şiirlerde vurgu yaptığı özellikle noktalardan bir tanesi bu. Hani mesela çalışmak, aklını kullanmak, dolayısıyla bunun peşinden gelecek olan şeyi yeniden hatırlamak. Şimdi bir de hani başta dedim ki hani insan konusuna meselesine girerken insanın hem fiziki dünyayla hem metafizik dünyayla ilişkisi. Bir de Mehmet Akif'in insanının ilahi olanla, Allah'la olan bir ilişkisi var Mehmet Akif'te. Aslında bizi var kılan, bizi derin kılan, bizi gerçekten insan olarak yaşatan şey belki bizim ısrarla koparıldığımız taraf. Yeniden hatırlanması gereken, görülmesi gereken tarafı. Elbette her birey kendi varlığını konumlandırdığı yerden sorumlu. Yani Akif için, Akif elbette insana vurgu yaparken söylediği şeylerden bir tanesi bu. İnsanın kendisini konumlandırdığı yer. Mesela
bedbaht ve melankolik ruhlar yaşadıkları tabiat ve çevreyi bedbaht ve melankolik anlamlar dünyasıyla kavramaya çalışır. Zatının farkında olan ve varlık şuuruna ermiş güzel bir bakışla bakan yeni isimler ise, yani iyimserler ise aynı dünyayı hayret makamında başka bir gözle karşılarlar. Varlık gayesini idrake mecbur etmişse de insanın muhakkak bir vücut olmadığını kavraması, andan itibaren gerçekleşen hali bilmesi lazım gelen yolun ilk adımıdır Mehmet Akif için. Yani eğer kendinizi anlamak ve kavramak istiyorsanız, başladığınız ve yürüdüğünüz yolun ne anlama geldiğini de bilmeniz gerekiyor. Mehmet Akif insanın varlığını konumlandırdıktan sonra yola çıkar çünkü insanda terakki ezelidir. Öyle diyor Mehmet Akif. İnsanda terakki ezeli, yani tembellik göstermemek lazım Mehmet Akif'e göre. Bir de Mehmet Akif'in hani insanı anlatırken çıtayı sürekli yukarı taşıdığını görürsünüz. Küçük ve değersiz bir dünya, kendisini öyle kabul eden bir insanın ilahi olanla ilişki kurduğu zaman nasıl yukarıya doğru, nasıl sahip olduğu fiziki varlığı ya da o hani diyoruz ya zaman zaman felsefecilerin de söylediği gibi bu beden dediğimiz kafesi nasıl terk ettiğini anlatır Mehmet Akif. Çünkü tereddüt ederseniz hep orada kalırsınız Mehmet Akif'e göre. Eğer size kudret elini düşündü, size kudret elini değdiğini düşünürseniz elbette o kafesi rahatlıkla ayırtıp başka bir aleme, başka bir dünyaya devam edebilirsiniz. Şimdi efendim Mehmet Akif'in insanının bir başka şey ki bana çok yani bendenize çok lazım olduğunu düşündüğüm şey o. Özellikle sorumlu olan insan. Yani belki görülmesi gereken asıl şey. Hani mesela çok iyi bildiğimiz bir hadise ki İslam tarihi boyunca hani bana ne, neme lazımcılık gibi bir şey göstermemek gerekiyor. Çünkü Mehmet Akif'in karşı çıktığı şey. Hani bir bireyle düzelir mi? Ya da benden ne olur? Ya da bırak sen de canım. Bu değişir mi? Dememek lazım herhalde. O bakımda Mehmet Akif'in insanının temel özelliklerinin bir tanesi de elbette sorumlu olan insan. Herkes kendisinden ve çevresinden sorumlu ise kendisini ve çevresini yapması gerekeni yapar. Şimdi şöyle bakın, bir şeyi mesele edinen kişi o şeyi soru konusu kılmış demektir. Yani şu, eğer yaşadığınız dünyanın ya da yaşadığınız asrın, yaşadığınız çevrenin, çevrede gelişenleri, olanları, değişenleri, gelişenleri bir problem ederek soru soruyorsanız elbette sorumlu olduğunuzu da ortaya koyuyorsunuz demektir. Eğer sizin için bir soru yoksa elbette cevabı da olmayacak. Bir şeyi soru konusu kılmak ise o şey hakkında cevap talep etmektir. Evet ben bir şey soruyorum ve buna karşı bir cevap talep ediyorum. O zaman bu sorumluluğumu ortaya koyuyorum demektir. Sorusu olan cevap talep eden kişidir. Evet ben Mehmet Akif'in insanının sorumlu insan olduğunu, sorumlu insanın elbette soru sorarken cevabını da istediği kanaatini taşıyorum. Yani sorumlu insan varsa eğer, soru sormak ya da cevap istemek aramak ise şayet, aramak ise o halde soran da arayandır. İşte Mehmet Akif aslında sorarken arayan insanlardandı. O bakımdan Mehmet Akif sorumluluğunu yerine getirdi. Mehmet Akif'in insanı elbette o sorumluluğu da taşıyacak, taşıması gereken şey. Hasılı bir şey mesele edinen kişi her neyse o şeyin cevabını ve çözümünü aradığı için ne tuhaftır ki böyle yapmakla sadece bir şeyi kendisine mesele etmiş olmakla kalmaz, başkalarına mesele çıkarmış da olur. İşte Mehmet Akif sadece mesele edinmemiş, başkalarına da mesele olmuş. Belki bugün hani bizim için de öyle derler ya hani ya başımızı çok fazla ağrıtma. Mesela şimdi rektör hocam kusura bakmasın Hüseyin Hoca hani derler ya en güzel idareci kimdir? Yukarıya problem çıkarmayandır. Gerçi Kemal de kusura bakmasın bu arada ama yöneticiler daha doğrusu kusura bakmasınlar hani öyle derler. En güzel yönetici problem çıkarmayan yöneticidir. Problem olsa bile şimdi Akif eğer soru soruyorsa cevabını da arıyor. O zaman sorumluluğunu taşımak gerekiyor Mehmet Akif'in. Şimdi çok sıktığımı biliyorum ama bitiriyorum. Zaten şeyim dolmak üzere saatim burada yani ara sıra bakıyorum. Bir de Akif'in hani şimdi dedim ki sorumluluk arayan insan bir de Mehmet Akif'in insanı merhametli olan insandı Mehmet Akif için. Bunu hani hepinizin bir şekilde kulağına erişmiş olan bir şeyle yeniden hatırlatmak istiyorum. Hani o sen ne yazdın sefahatle ilgili derken Akif şöyle bir şey söyler. Hani hepinizin muhakkak duyduğu bir şey. Bir de efendim aslında Mehmet Akif'i ben bir şeyin karşısına koyuyorum. Mehmet Akif aslında 21 asra sefahattan manifesto çeken bir adam bana göre.
hani çağ, o çağ sana uymuyorsa sen uy derler ya, hani Mehmet Akif uymadı hiçbir zaman buna. Ama Mehmet Akif'e, hani bana düşer bu, bunu bilmiyorum ama çok hem acıdığım hem de insana merhamet ettiğim bir şey var Mehmet Akif'e. Hani diyor ya, şiir için gözyaşı derler, bunu bilmem yalnız. Acizimin giriyesidir bence bütün asarım. Hani Mehmet Akif'in sefahatını aslında okurken, okumayı başlarken herhalde bu dörtlüğü anlamak lazım. Ağlarım ağlatamam, hissederim söyleyemem, dili yok kalbim onda ne kadar bir izahım. Aslında Mehmet Akif insan olup merhametli olan bir insan. Yazdığı bütün metni, bütün metinleri daha doğrusu gözden geçirdiğinizde aslında bir tek kelimeyle belki bunu özetlemek mümkün. Hüzün, hüzün ve melal Mehmet Akif'in bütün şiirlerini, bütün metinlerini. Çünkü yaşadığı asrın, şöyle düşünelim, 1853 ya da 54 Kırım Savaşı ile başlayıp ta ki 1945-50'li yıllara kadar ara ara vermekle beraber savaşa bir toplumun neredeyse 1873'ünden 1936'ya kadar yaşadığı bütün olayları yaşamış bir insanın hayatında başka ne çıkarılabilirdi doğrusu bilmiyorum. Şimdi gölgeleri okuduğunuz zaman aslında bundan kısmen de olsa biraz şikayet ettiğini, hani ne kaldı derlerse hani safahatıma bakın diyor ya Mehmet Akif, aslında biraz da bunu vurgulamak için, yani Mehmet Akif'in insanı merhametli olan insan. Hani mesela komşusunu gözeten insan, arkadaşını gözeten insan. Hatta birçok hatırası vardır Mehmet Akif'in anlatılan ama sizi şey yormayacağım asla. Çünkü Akif'in yaşadığı asır, yani 19. asrın sonu ve 20. asrın başı bu toplumun, Anadolu coğrafyasının hakikaten büyük çalkantılar, büyük depremler ya da büyük savaşlar yaşadığı bir dönem. Şöyle diyor, sadece bir beyt almak istiyorum. Hani madem ki merhametlidir dedim Mehmet Akif'in insanı, merhamet bilmeyen insanlara bak ya Rabbi, kovuyorlar beni bir sahili avare gibi, diyor Mehmet Akif. O bakımdan Akif'in insanı merhametli olan insandır. Bir de Geçinme Belası şiirinde Mehmet Akif'in idrakinin, merhamet idrakinin başka bir noktasına daha dikkatinizi çekmek isterim Mehmet Akif. Hani avare beşe işte bu bazar cihanda her gün yeni bir kar peşindesin cevelanda. Maksat bu kadar dağ dağdan bir yaşamaktır. Lakin bunun altında ne maksat olacaktır? Heyhat bunu idrak için imali hayale, yok vakti bütün demleri mevkuf cidare. Diyor ki ne uyduruyorsun, zaten bir oyun ve eğlencenin ibaret değil midir diyor Mehmet Akif. Şimdi bunlar da şöyle kısaca geçiyorum, merak etme şeyi çok, yani okumayacağım. Zaten böyle bir niyetim de yok. Şimdi bir de efendim Mehmet Akif'in insanın bir şeyi daha var. Belki bizim yani kendi adamı özellikle önce kendime söylüyorum, sonra yine kendime söylüyorum, sonra kendime söylüyorum. Sizi asla bundan tenzih ederek söylüyorum. Mehmet Akif'in insanının dünya ve ahiret dengesini tutturması gerekiyor. Belki Akif'de görülmesi gereken önemli taraflardan bir tanesi bu. Eğer bu dünyayı inşa ve imar ediyorsan, işin öbür tarafını da imar etmem gerekiyor. Hatta şöyle der Mehmet Akif, o Seyfi Baba şiirinde sadece hatırlatmak adına. Hani diyor ya, yani eğer kazanıyorsam ya da çalışıyorsam hem kendim için hem de içinden çıktığım toplumun ve medeniyetin bir bireyi olarak. En azından hani derler ya, dünyayı mı kurtaracaksın? Elbette öyle bir iddiam olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Elbette vardır. Yani bir birey olarak elbette böyle bir iddiam olabilir. Yaparım ya da yapamam. Bu kimseyi ilgilendirmez. Öyle değil mi sonuçta? Yani bir medeniyetin bir bireyi, bir ferdi olarak. Yani kompleksi taşıyacağım ama en azından yürürüm şeye doğru. Nereye doğru? Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yere doğru yürürüm. Varırım ya da varmam. Kimseyi de ilgilendirmez. Ama şöyle diyor değil mi Akif? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanın maskarası. Herhalde bugün Müslümanların yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi bu. Mesela Avrupa'dan ya da Amerika'dan bekliyoruz değil mi? Bize biraz merhamet et, ne olursun Amerika, ey düştük kucağına, sen ne olursun, bize biraz merhamet et, olur. Ve sonra şöyle diyor Akif, o zaman koptu içimde şu tahassür ebedi, ya hamiyetsiz olaydım, yaparım olaydı diyor Akif. Şimdi çok özel olacak ama kusura bakmazsan sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Hani konunun biraz dediğim gibi sıkıcılığını dağıtmak adına. Şimdi 90 küsur yaşında bir annem var. Yazın gittiğimde bu arabalar geçiyor köyden. Arabalara kızıyor böyle yap. Dedim ki ana niye kızıyorsun? Bunlar var ya dedi, bunlar çıktı çıkalı dedi. Bize misafir gelmez oldu dedi. Dedim ki ne yapacaksın misafiri? Bir de bırak dedim ya, sana ne dedim. Çünkü 80 yıl hizmet etmiş. Bir tavuk kestirdiği zaman anam, bunu köyün hastasına, bunu işte köyün yaşlısına götür. Bak ona göre.
Şimdi adam öküzü kesiyor, kanını bile görmüyorsunuz. Yani kayıp, kesti mi kesmedi mi onu da bilmiyorsunuz. Şimdi aslında hani Akif'in vurgulamak istediğim tarafı bu. Yani kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, hakikaten düşmanın da maskarası. Bugün Müslümanların, bugün işi değiştirdiğimiz toplumun herhalde en çok üzerinde durması, konuşması gereken noktalarından bir tanesi bu diye düşünüyorum. Yani işe yaramazsınız. Ben zaman zaman böyle konuşurken hitap ederim, kusura bakmasanız eğer. Diyorum ki bak ben Anadolu'nun çocuklarını hakikaten seviyorum. Onun için kavga varsa kavga edilecek birisi her zaman sizinle varım. Yani onu da söylemiş olayım. Düşünmem de zaten kavga niye diye sormam. Kavga ettikten sonra soruyorum. Niye kavga ettiniz diye. Onun için onun içine girebilirim hiç düşünmeden. Şimdi bir de insan sorumludur. Bunu daha önce de söyledim. Hatta Mehmet Akif'in aslında çok şikayet ettiği şey bu. Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elenin bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Ne yapıp yeksimi kahreyleyim bilmem ki, öyle dehşetli muhitimde dönen madem ki. Ah karşımda vatan namına bir kabristan, yatıyor şimdi nasıl yerlere geçmez insan. Düşünün Mehmet Akif'in yaşadığı coğrafya aslında bir coğrafya değil, bütünüyle bir kabristanlık. Biraz da Mehmet Akif'i anlarken herhalde böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi vakit hani diyor diye vakit tamam çok uzatmadan bir de hani bu maden medeniyet ne olduğunu ben de bilmiyorum ama şöyle kısaca hani demedi demesinler diye belki ben biraz medeniyete şey bakıyorum efendim yani kusura bakmayın hani böyle sanki medeniyet bize zorla dayatılmış bir şeydi hani oradan hep şikayetçiyiz. Hani mesela kendimizi savunurken öyle diyoruz ya, ya işte Batı bizi öyle yaptı, Batı bizi böyle yaptı falan filan. Biraz da böyle Karakoç'tan istihareyle söyleyeyim. Hani diyor ya Karakoç, o Hızır'la Köksaat'te, ey ulu, yeşil sarıklı ulu hocalar, bunu bana öğretmediniz. Kesik dans çıktı, buna karşı bana öğretmediniz. Kitap vardı, okuyan görmedim, anlayınsa hiç görmedim diyor ya. Biz hani hep Batı medeniyetine yıktık ve hepinizin bildiği bir şey var. Ben bu medeniyet algısını biraz şöyle yorumluyorum. Aslında bir kompleksin ürünü olarak böyle bakıyoruz diye düşünüyorum. Batı medeniyetine. Medeniyetteki insanlar için matbuat, şimdi kürsüler en yükseği lakin heyhat, sizde hiç böyle değil, belki tamamen aksi, en fena bir cereyan gösteriyor en iyisi. Hani mesela Mehmet Akif aslında önce nereye vurgu yapar? Matbaanın bize geç gelişine. Hani ya da kitaba, hani ne gerek varsa ben de bilmiyorum. Bir de Mehmet Akif'in hani medeniyeti algılarken bir şeye hala bizim ulaşamadığımız bir şeye vurgu yapar. Hani zenginlerimiz öyle der. Hatta burada fenciler varsa kusuruma bakmasınlar. Hani sosyal bilimciler ne yaparlar? Belki Hüseyin Hoca hatırlar Hüseyin Bey hocam. Hani bu ilahiyatta Emrullah Yüksel Hoca vardı. Şimdi onun bir talebesi anlattı da ben de paylaşmak istedim. Hani bu sosyal ya da fen bilimler deyince aklıma geldi. Bana diyor bir konu verdi, tez konusu. Baktım diyor, biraz araştırdım falan filan. Sonra dedim ki diyor, hocam onunla ilgili bir sürü şey yazmışlar. Ben ne yazacağım dedim diyor. Evladım dedi diyor, sosyal bilimler bir un çuvalıdır dedi diyor. Sopayı alırsın, önce karıştırırsın, sonra çuvalın üstüne vurursun, tozutursun dedi diyor. Şimdi sosyal bilimciler ve fen bilimcileri hani biraz burada kusura bakmasınlar. Eğer varlarsa, hakikaten elbette aksi bir şey söylemek için değil, Mehmet Akif'in vurgusunu dile getirmek için. Hani bize hep öyle dediler. Fenciler iş yapar da, mesela sosyal bilimciler ne iş yapar doğrusu bilmiyorum. Herhalde yalanı çoğaltıyorlar diye düşünüyorum sosyal bilimciler. Mehmet Akif'in şikayeti de bu aslında. Sonra zenginlerimiz hadi git fen getirin diye her isteyen şahsında bilmem kaç bin ruble tahsis ile sevk eylediler Avrupa'ya. Mesela bugün hala bir sosyal bilimciyi, şimdi burada rektör beyim kusura bakma, sence bir rektör sosyal bilimciyi göndermiyor Avrupa'ya. Yani biz de öyle, sizi bilmiyorum. Avrupa'ya git ne yapacaksın diyor yani şeye gönderip. Şimdi burada Akif'in şikayeti şey bu. Hatta bir kimyacı bir gün bana dedi ki siz ne iş yaparsınız? Dedim ki yalan çoğaltıyoruz dedim. Siz ne yaparsınız? Bana başladı Gazali'nin Kimya-i Saadet'ten yorum yapmaya dedi. Bak hangisini yapıyorsun sonuçta? Senin yaptığın benimkinden farklı değil. O halde Mehmet Akif'in itirazı, yani medeniyeti aktarırken aslında belki çok haklı olarak söylediği bir şey. Biz hep fenli, elbette karşı olmak için değil bu ama şikayet ettiği şeylerden bir tanesi.
Fen bilimciler zaten lüzumsuz işleri yapıyorlar. Al okut, Avrupa tahsili desinler gönder. Mesela şimdi içinizde varsa lütfen kusura bakmasın. Hakikaten yani belki lüzumsuzluk yapıyor biliyorum ama hani diyeceksiniz belki bu koskoca adam bir de böyle bir şey yapar mı? Mesela bu Amerika'da ya da Avrupa'da doktora gelenler muhakkak karşılaşmışsınızdır. Doğrudur, sen gideceksin, ben ne yapacağım burada? Artık onu da sen düşün. Ya gelirsin olmasa ya. Bir daha. hani derler ya, al okut Avrupa tahsili desinler, gönder servetinden böyle namütanihi para ver. Sonra bir bak ki meğer kargaymış beslediğin, hem nasıl karga değil öylesini bellediğin. Hani mesela bugün Avrupa'dan döndükten sonra ne derler bize? Ben Amerika'dayken. Peki biz ne diyeceğiz? Söyleyeceğiz bir şey yok maalesef. Onun için bu şeyi paylaşmak istedim Mehmet Akif'ten. Kulaklara küpe olsun diye kusura bakmayın. Şimdi evet vakit çok ilerledi kusura bakmayın. Peki buna vurgu yaparken bir şey daha paylaşıp bitireceğim. O da şu aslında hani fenli alırken biz belki almaya uğraşırken biz bir şeyi kaybettik aslında. O da bizim medeniyetimiz ya da bizim kültürümüz. Elbette hani yandık, bittik, kül olduk falan ben bir çıkarımda bulunmuyorum. Asla böyle bir tavrım olmadı. Ama Mehmet Akif medeniyeti algılarken aslında hani biz hani o hep Asım'ı fenli alsın diye göndeririz Avrupa'ya. Akif'i anlatırken. Ama Akif'in şikayeti bu. Hatta burada verdiği bir örnek var. Ben de sizinle tekrar hatırlatmak adına. Mesela diyor ki Japonlar Avrupa'ya öğrenci gönderirken derlermiş ki ya birinci olacaksın ya da harekiri yapacaksın. Ve der ki Japonlardan binlerce çocuğun, binlerce insanın harekiri yoluyla öldüğünü, kendini öldürdüğünü söyler Akif. Ben biraz buna vurgu yapmak istedim. Biz fenli alırken aslında kendi kültürümüzü ve kendi değerimizi arka plana koyduk diye şikayeti Mehmet Akif'in. Mesela bir de hani bu bizimkiler hep bu Jön Türklerle beraber hani hep şeye kaçmışlar ya Avrupa'ya. Sanki orada ne var idiyse bilmiyorum. Namık Kemaller ya da Ziya Paşa'da hep orada aramışlar. Bitiriyorum şimdi. En son olarak bu kadar şeyi elbette okuduktan ya da konuşmaya çalıştıktan sonra şimdi hani medeniyet nedir? Saf bir medeniyet yoktur elbette hepinizin bildiği. Ama bugünkü medeniyetin yüzüne tükürerek bitirmek istiyorum ben de kusura bakmasanız eğer. Hani Akif diyor ya, garbın afakın sarmışsa çelik zührü duvar, benim iman dolu göğsün gibi serhaddim var. Elbette bunu bir kahramanlık olsun diye söylemiyorum. Hiçbir zaman Batı medeniyeti karşısında kompleksim olmadı asla ve kata. Ancak bugünkü medeniyetin yüzüne tükürmek istiyorum. Kusura bakmayın ben böyle bitirilmez konuşma ama hoşuma gidiyor ne yapayım. Yani tabiatıma da uyuyor herhalde. Tükürün ehli sahibin bu hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne, medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskara vicdanına asrın tükürün, diyor Mehmet Akif. Ben de medeniyet denilen asrın yüzüne tükürerek, dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, barak katlandığınız hepinize kalben müteşekkirim, var olun, sağ olun, derhudar olun. Sunumlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendileri konuşmanın başında keramet ehli olmadıklarını söylemişlerdi ama bu kadar kısa bir sürede bu kadar geniş bir konuyu sığdırarak kerametini bizlere göstermiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hocamıza hatıra plaketi vermek üzere üniversitemiz adından Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Hüseyin Karaman hocamızı sahip ediyoruz. Hatıra olarak vereceğiz. Akif gerçekten benim de çok sevdiğim bir kişiliktir, bir şahsiyettir. Bugün Akif'in vefatının 77. yıl dönümüdür. Gün olarak böyledir. Aynı zamanda doğumunun 140. yıl dönümüdür bu yıl. Akif çok insana belki nasip olmayan bir zaman diliminde
Aralık'ta doğmuş ve Aralık'ta vefat etmiştir. Ben sadece şöyle bir ekleme yapayım hocam, kusura bakmazsanız. Akif'in bana göre en önemli özelliği hak davasının bir Yılmaz savunucusu olmasıdır. Bunu nereden çıkarıyorum? Zulmü ateşleyemem şiirinde. Bunu açıkça kendisi zaten ifade ediyor, söylüyor. Sadece şu ifadeyi söyleyerek gidiyorum. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım diyor. Akif her zaman bunun savunucusu olmuş. Bizler de onun takipçileri, ona örnek alan insanlar olarak umarım bu hak davasının savunucuları oluruz. Hepinize başta hocama teşekkür ediyorum. Bana uğrayanlar benden gidemezler. Onun için unutulmayı bekliyorsanız hocam boşuna beklemeyin. Konferansımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar duyuyorum. Şimdi yapalım. Şimdi yapalım. Şimdi yapalım. Şimdi yapalım. Mahmut abi selam.